gram brownie, 150 gram hurma, 4/3 çay bardağı kakao, 4/3 çay bardağı keçi boynuzu unu, yarım çay bardağı Hindistan cevizi yağı, 4 tam ceviz. Ne güzel brownie. Sen ne güzel brownie'sin, böyle fıstıklı fıstıklı. Tadı yanına bir kahve. En sevdiğim tatlı. Çok tatlı ile aram yok ama böyle ıslak kek, brownie hastasıyım. Ama sevgili hocam diyor ki, Nursel'cim bir saat pişiriyorsun, aile bütçene yazık. Fırında elektrik harcıyorsun. Kalorisine çok yazık. Çok yazık. Kaç kilometre koşman lazım bunun için biliyor musun diyor. Çok. Tamam, hemen fazla. Vazgeçebilirim. Hemen hiç. Bir saatten fazla. Şimdi gerçekten bunlar böyle hazır hemen tüketeceğimiz şeylerde. Evet. İnanın sadece bir tane değil, sadece şeker almamakla beraber bir sürü katkı maddesini de beraber alıyoruz. Halbuki hazır dolaba atacağımız, mesela bunu pişirmiyoruz da. Hı hı. Burada ne yapıyoruz? Önceden hani daha rahat çekilsin, püre haline gelsin diye hurmaları sıcak suda bekletiyoruz. Daha sonra bunları güzelce çekiyoruz. 5-6 tane hurmayı hocamın dediği gibi çekirdeklerinden ayırıp sıcak suda bekletip rondodan geçirdik. Gürültüyü azaltalım diye. Şimdi Hindistan cevizi yağı. İçinde bize gerekli olan omega 3 dediğimiz yağ asitlerini her zaman kakaonun kendisini aldığımızda daha doğaldır. Dolayısıyla evet bir miktar enerjisi vardır ama vücuda çok faydalı aynı zamanda. Bizim hem enerji dengemizde olumlu yol alacak hem de vücudumuza fayda sağlayacak fitokimyasalları içerir. Doğal katkısız kakaodan bahsediyoruz. Tabii ki biz bu günümüzün konusunda unlar bizim için çekirdeğiyle, dış kabuğuyla önemli lif. Bağırsaklar, hastalıklarla savaşmak, kolesterol, kan şekerinin düşürmesine faydalı. Aynı zamanda içerdiği gene hem kan şekerine faydası, hem içerdiği B ve C vitaminleriyle vücudumuza bir fitokimyasal olarak da zengin keçi boynuzu ununu. Aslında bak renk ne güzel olmaya başladı değil mi? Şu kahveyi kattık ya, kakaoyu, bayıldım burada. Yani aynen onun gibi kokan, aynı onun kadar lezzetli olan pişmeyen bir brownie yapıyoruz şu anda. Benim keyfim çok yerinde. Şu anda da 1,5-2 dakika oldu. Yani şöyle bir şeye konuşalım. Kalori derseniz en az 3'te 1'i. Lif açısından en az 2 katı zengin. Evet. İçerdiği B ve C vitamini, fitokimyasal dediğimiz vücuda olumlu iltihabı azaltıcı karışımlar olarak da en az 3-4 kat daha zengin. Ama gerçekten şeker olarak hiç katkı olmayan, glisemik indeksi çok daha fazla ona göre düşük olan ve hazırlanması da tabii ki Nursel'in ellerinde hızlı ve kıvamı güzel olan. Çok iyi bir brownie yapacağız ama ben şekil olarak çok güzel gittiğini görüyorum. Çok keyifli gözüküyor. Şimdi şunu da katayım. İşim çok attığın kolay. Çok önemli. Benim her zaman ara öğünde de buzdolabı poşetiyle taşıyın dediğim. Hı hı. Çünkü gerçekten bu hem sindirim sisteminde hem kolesterolde ama en önemlisi çok zengin bizim için gene bir omega kaynağı. Arada ne olur hani cevizi ara öğünler olarak yoğurda, salataya, özellikle bu tarz hazırlayacağımız kendimize kısa sürede yaptığımız zevkli, hani hem tad alalım, hem soğuk olsun, hem benim karnımı doyursun ara öğünlerde çok güzel bir kombinasyon oldu. Hocam bir tadabilir miyim ikisinden de? Şu anda nasıl bu oldu, yani? Sadece şekil vereceğim. Ben de karıştırayım biraz. Olur. Şöyle. Önce onu şöyle yapayım. Minciye bak ya. Canım öyle çekti ki kocaman bir lokma. Güzel gözüktü ama. Bak gerçekten şu an beni çok tatmin eden bir tatlı oldu. Koku olarak, görüntü olarak. Nasıl? Süper. Bir kere ben kendimi çok seven bir insanım. Bu vücut bana Allah'ın emaneti. Ona çok en iyi şekilde bakmaya çalışan bir insanım. Sporumla, yediğimle, içtiğimle. Bu kadar güzel şeyler anlattınız ki içinde koyduklarımız. Evet. Hepsi o kadar faydalı ki. Niye yemeyeyim ki bunu? Bir de buna bakıyorum. Bir de çok güzel bahsettiniz. Yani bunu 1-2 dakikada yaptık. 2, evet sizin vücudunuz en büyük hazine ve buna sahip çıkmak için doğal ve fonksiyonel dediğimiz sağlıklı ve katkısız beslenmek en önemli şey. Asla bunun kadar güzel kokmuyor. Karşılaştırma yapıyorum. Acaba taze ve daha doğal olduğu için. Şimdi kesinlikle kakao böyle hani bir kek tadı alıyorum, unlu bir şey yediğimi ve böyle zararlı bir şey yediğimi hissediyorum.
en önemli farkı buydu. Zararlı bir şey yediğimi eyvah ya. Ama benim de. Az mı yesem çok mu yesem diyorum. Buyurun hocam siz de bak. Şekeriniz mi düştü ne oldu? Bu arada şeker hastalar için sanırım bulunmaz bir nimet. Kesinlikle ne dedim? Hem yavaş yavaş tabii ki içinde şekeri var ama doğal. Kakao olarak da doğal burada. Keçi boynuzu olarak da. Lif içerdiği için şekere olumlu etkisi var. Tansiyon hastaları da. Şekerim düştü, biraz acıktım, ara öğün olarak. Bir de bunu buzdolabında soğutup değişik şekiller de verebilirsiniz. Tarifi iki katına çıkararak çok özür dilerim hocam. Mükemmel bu ya. Ya. Harbiden çok güzel. Kendim tarif vermiş gibi olmayayım diyorsunuz. Doğan bizden güzel mi yaptın sen ya? Elim lezzetlidir. Arkadaşlar size kalacak merak etmeyin. Hocam tamam, sunumu bırakmamız bak, lazım. Şu parçaları hocam da. Durun. Ben hemen onu şekillendireceğim. Hmm. Tarifi lütfen bir kenara yazın. Şeker şeker oranı... Hocam yiyeceksiniz diye korkuyorum ben. Şöyle bir tribe girdim şu anda. Hmm. Son kırıntıların tadını yaşıyorum. Vallahi son kırıntıların... Hocam... Çok güzel ama bu. Bana sunuma lazım hocam. Zaten azıcık azıcık veriyor bütün tarifleri. Of. Kamera arkası diyorum ki hocam bu ne 200 gramdan simit mi olur diyorum. Sonra hocam tamam, bir şey çıkarmam lazım ortaya. Buradan iki dilim bölerseniz üç dilim güzel bir brownie çıkabilir. Burada tercih sizin tabii ki. Tek hayat var. Kim canı ne isterse onu yapsın ama ben bu programı yapan Nursel olarak size en doğrusunu göstermeye çalışıyorum. Bir de ne olur bunu vurgulayalım. Ne kadar vaktimizi aldı? Hiç yani siz şunların içindekini anlatana kadar ben karıştırmıştım hocam. Değil mi? Şöyle şekli yani diyoruz ya bazen şunu biraz daha büyük yaptığımızda dolaba attığımızda bu size en az o hafta içi 4-5 gün boyunca o ara kaçamak, tat, misafir, çoluk, çocuk arada alacağımız katkısız doğal şeker ihtiyacımızı karşılayacağımız ve fayda da sağlayacağımız. Ben bundan kaç misafir ağırlarım? Bir, çok yemesinler. Bir, iki, üç... 4, 5, 6 kişiyi ağırlarım ben bununla yaşadık. Evet.